Evet değerli öğretmen arkadaşlarımız, sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında okulumuz olarak da bir dizi faaliyet düzenledik. Faaliyetimizin ilki de vatan için canını feda etmiş şehitlerimizi ziyaret etmek, şehitlik ziyaretiydi. İlk önce bütün gençlerimizi bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı, ardından Kur'an-ı Kerim ve dua şeklinde birinci kısmını burada bitirip ikinci kısım olarak şehitlerimizin bütün mezarlarını, varsa temizliğini, mezar temiz, sağda solda yapılması gereken düzeltilmesi gereken yerler varsa temizliğini, bakımını yapacak, dualarımızı edecek. İnşallah bugün buradan ayrılıp birinci faaliyetimizi gerçekleştirmiş olacak. Ben bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanlar cennet olsun, Allah ailelerine sabırlar versin demek istiyorum. Evet gençler, bütün şehitlerimiz için rahat bir dakikalık saygı duruşu, ardından sizleri İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halegal mevte vel hayâte liyebluveküm eyyüküm ahsenu amelâ. Ve huvel azîzul gafûr ellezî halega seb'a semâvâtin tıbâqan mâ terâ fî halgır rahmâni min tefâvüc. Ferci'el basara hel terâ min futûr. Tefûr tekâdu temeyyezu minel gayz. Kullama ulgiye fiha fevcun salihum hazanetuha lem yehtiküm nezir. Allah'ım, okumuş olduğumuz ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat fahri kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına, onun âline, ehli beytine, ezvacına, eshabına hediye eyledik sen vasıyla ya Rabbi. Din-i mübin İslam'ı Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den bugüne kadar getirmiş olan, hiç bozulmadan getirmiş olan alimlerin, ulemaların, evliyaların ruhlarına hediyeledik sen vasıtayla ya Rabbi. Bu şehitlerimizin neden şehit olduğunu anlama idrakini bize nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimize şehitlerin neden şehit olduğunu anlama idraki nasip eyle ya Rabbi. Ve bu idrak üzerine yaşamayı ve vatanımızı, milletimizi, dinimizi anlayabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve aynı zamanda, son zamanda Filistin'de şehit olan din kardeşlerimizin de ruhlarına hediyeledik sen vasıtayla ya Rabbi. Ve ölmüşlerimizin ruhlarına da hediyeledik sen vasıtayla ya Rabbi. Hepsine ve bizim ölmüşlerimize ve bizlere de o günde rahmet eyle ya Rabbi. Amin, amin, velhamdülillahi rabbil alemin, el Fatiha. Evet, ben İskender Engöktaş, 12A Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Teknik öğrencisiyim. Bugün Turan Hoca bizi buraya getirdi 29 Ekim etkinlikleri için. 1923'te 29 Ekim'de Atatürk bize bu ülkeyi emanet etti, bize armağan etti. Ona minnettarız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm silah arkadaşlarınıza minnettarız. Değil 100. yıl, 200. yıl, 3. yıl, gelecekte 300. yıl kullanmasını temenni ederiz. Bugün bu vatan için kanını dökmüş gazi ve şehitlerin ruhunu şad olması dileğiyle mezarlık ziyaretine geldik okulumuz tarafından. Kırşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bugün bu ortamda olmak beni ayrı bir sizinle, ayrı bir mutlulukla, ayrı bir gururla, ayrı bir özlemle buraya gelerek, yani başta Atatürk'ün bize bırakmış olduğu memleketin aziz insanlarının bu vatana nasıl hizmet ettiklerini, nasıl bu vatan için nasıl can verdiklerini gördüğüm zaman, onları işittiğim zaman
Yani bildiğim her andan itibaren bu toprağa can vermiş tüm askerlerimizi burada görmekten onur ve gurur duydum. Askerlerimle gurur duyuyorum. Bu konuşmalarından dolayı gerçekten çok duygulandım. Özellikle 12 A sınıf öğrencilerimizden Serkan Özyüreğin bu duygu dolu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sözlerimize Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı, bağımsızlığımızın sembolü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ilelebet payidar kalacaktır. Çok teşekkürler. Ailelerine sabır versin. Eğer askerler polisler olmasın, polislerimiz savaşmasından.